Ben sabahları çok erken kalkan biriydim. Bizim koğuşumuz da cezaevinin böyle en uçtaki kısımlarından birindeydi. Sokaktan sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir diye bir anons duydum. Ben hemen darbe olduğunu anlamıştım. Kalktım, arkadaşları kaldırdım koğuşta, dedim darbe olmuş. Darbe diyorlar ama ben gerçekten anlamıyorum. Darbe oldu da ne oldu? İşte askeri darbe oldu. Askeri darbe dediği zaman ben dışarıdayken nenemin bir sözü var işte. Asker gelirse çok kötü olur. Nenemin kafasında yer etmişti. O bende de yer etti. Yani jandarma gelirse çok kötü şeyler yaşanır. Ben orada ilk aklıma gelen oldu. Ha, askeri darbe oldu. Nenemin o anlattığı kötü şeyler yaşanacak. Baktık ayak sesleri geliyor. Nedir, ne oluyor falan anlamadık. Meğer komandolar askeri yürüyüş biçiminde büyük koridora giriyorlar. Ondan sonra hücreye geldiler. Birinci kata girdiler. Her Türk asker doğar. Bir Türk dünya bedendir. Gibi işte bu enese Türk ün çalış güven gibi sloganlarla işte o ritmi de dahil ederek. İkinci kata çıktılar. Koridor uzun ya, bütün hücrelerin önünde uzun koridorlar var. Dördüncü kata kadar öyle sert adımlarla bir yürüyüş yaptılar. Aşağıda bir ses, beni dinleyin dedi. Burası bundan sonra cezaevi değildir. Burası bir askeri okuldur. Bu askeri okulun kuralları olacaktır. Ve bu askeri okulun bir tek amacı vardır. Sizi Türkleştirmektir. Ben Esat Oktay Yıldırım. Biz ne olduğumuzu şaşırdık. Bir taraftan Allah Allah sesleri geliyor, bir taraftan rap rap sesleri geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Biz nereye geldik, neler oluyor? Dikkat komutu verildi gardiyanlardan biri tarafından. Yüzbaşı Esat Oktay, önünde köpeği Joe, birlikte yürüyorlar. Arkasında da çok sayıda gardiyan, rütbeli şeyler de var tabii. Subaylar falan da var. İçeri girdiler. Tek tek işte omuzlarımıza böyle dokunarak parmağıyla, çok yumuşak bir ses tonuyla, evladım nerelisin falan, evladım ya sen? Biz cezaevinin içinde de ilk gördüğümüz şey, bütün duvarlara eskiden tarih derslerinde okuldayken gördüğümüz o Türk İmparatorluğu önde gelenleri, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Beyazıtlar, onlara bütün fotoğraflar onların. Bunun yanında Atatürk'ün ilke inkılapları da var. Tarih de vardı. En fazla mail verdiğimiz konular işte Atatürkçülük, Kemalizm'di. Cumhuriyetçilik, 2 milliyetçilik, 3 halkçılık, 4 laiklik, 5 devletçilik, 6 inkılapçılık. Egemenlik milletindir. Esat Oktay geldiğinde soru sordu. Bir gün geldi bana soru sordu. İşte Türklere Orta Asya'dan çıkarken yol gösteren kurdun ismi ne? Ben de dedim Türklere Ergenekon'dan yol gösteren kurdun ismi Asena'dır. Diğer bir ismi de Burti Çiğne Dişi Boz Kurt. Bir de yanlış yaptık, orada köpeği dedik. Onun üzerine birkaç tokat attı bana. Sen nasıl boz kurta köpek dersin diye. Ben gerçekten de farkında değildim yani. Hani bizde kurt köpek birbirine benzeştirilir. Demek o yanlışmış onlara göre. Bir kişi her sabah bir kişi kalkardı onu okurdu. Koğuşta biz hepimiz böyle çevresinde otururduk. Biz de tekrar ederdik. Mesela dedi Atatürk 1881'de mi doğmuş? 1881'de. Ondan sonra yine koğuş başkanı Selanik'te, hepimiz bir ağızdan Selanik'te doğdu. O şekilde saatlerce eğitim yapılırdı. C blok 8. koğuş 57 mevcudu emir ve görüşünce hazır komutanım. Joe'yla. Joe da gelirdi. Yani öğretmişlerdi. Pavlov'un köpeği tek 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 böyle önümüzden geçerdi. Sayardı sanki. Sayardı Joe. Esat Oktay Yıldıran'ın köpeği. Joe geldiği zaman sanki bir generalmiş gibi kuyruğunu dikerdi. Önce bir sayın üzerinde tabii bekliyoruz esas sürüşte. Bu böyle ortada bir tur atardı. Sonra ranzaların üstüne çıkıp etrafımıza bir dönerdi. Ondan sonra Esat Bey içeri girerdi. Çocuklarım hoş gelmişsiniz. Burası bir askeri okuldur. Sizi askeri okulda eğiteceğiz. Önce dedi çocuklarıma bir güzel banyo yaptırın. Banyo falan istiyor musunuz? Kirlenmişsiniz falan. Millet hepsi tabii evet dedi. O hemen böyle yaptı. Gardiyan dedi. Bu tarzda. Bunları hemen banyoya dedi. Oturtuyorlardı.
Sen ya içeceksin bu pisliği, lağım sularını, çok affedersiniz ya pislik, yani böyle bok parçaları dolaşıyor. Ya içeceksin veyahut da seni başını banyo yapacağım. İçer miyim? Ve bir bakıyorum arkadan mesela ayağımı çekiyor. Şöyle vurt giriyor. Bütün başım, yüzüm filan vesaire. Tuvaleti, iki tane tuvaleti var. 165 kişilik bir yer. Ne su var, ne içecek bir şey, imkan var. Yani rezalet bir şey. Mesela Faraz'a ben diyorum. Diyorum Mesut Başlı Diyarbakır Emniyet Komutanım diyor. Söyle olan İbne nedir? Komutanım bir dakika kaşınabilir miyim? Eğer asker biraz insafa gelmişse diyor kaşın ulan İbne. İşte sen böyle bir dakika falan kaşınıyorsun. Yani bir dakika herhalde işte güya rahatlıyorsun belki psikolojik olarak. O zaman mümkün değil çünkü binlerce bit var yani. Her taraf bit olmuş. 1,5 yıl banyo yapmadık biz. 1,5 yıl sonra bizi banyoya çıkardılar. Buz gibi Diyarbakır'ın soğuğunu tahmin edebiliyorsunuz. Diyarbakır'ın soğuğunda o buz gibi sularla, tazikli sularla bize banyo yaptırdılar. Bazen buz gibi betonda falakaya yatırıyordu. Bazen işte lağım sularını mesela şeyleri tıkatarak, yani boyumuz kadar birikiyordu sular. O suların içerisinde tutarak, yürüterek, yine işkence yaparak. Özellikle cop o ıslak halde çok daha kötü oluyor, çok daha acı veriyor. İşte mesela böyle şey yaptığında çığlık çığlığa diğer arkadaşların, erkek arkadaşların da duyacağı şekilde sıkı sırlaştıracağım diyordu. İşte döl yatağınızı kurutacağım, bir daha piçler doğurmayasınız diye. Tabii gelir gelmez beni çırılçıplak soydular, anadan doğma soydular. 200 askerin arasına götürdüler. Esat Oktay Yıldıran yüzbaşı jopu aldı, joplamaya başladı. Arkasından kendisi yorulunca bir askeri çağırdı. Yani biraz açık konuşmak lazım, bağırıyor, yok mu bunu beceren şeklinde. Ondan sonra bir askeri getirdiler, bu sefer o joplamaya devam etti. Esat istiyorduysa böyle 40 yılın başında, işte diyordu bir mektup yazabilirsiniz ailenize. Yazıyorsunuz ama idarede dur ya da yırtıp atıyorlar, aileye gitmiyor. Meryem de tutup bunu yazmış. Saçlarımız kesildi diye. Esat Oktay kendisi gelmişti. Birçok böyle onlarca gardiyanla beraber. Bu mektubu sen mi yazmışsın? Doğru ben yazdım dedi. Bu mektubu yiyeceksin dedi. Ya benim bir dişim ağrıyordu. Sanırım yani. Belki iki de olabilir. Fatih genel. Ya ben sanıyorum bir tane dişimdi. 8 tane dişimi çektiler. Şurada 8 tane dişim yok. 8 tane dişimi çektiler. Ne şey yaptılar, ne diyorlar? İğne, uçturmadan 8 tane dişimi çektiler. Ya 8 dişimi niye çekiyorsun? Doktorsun, tamam diyelim uçturmadan, onu da anladık. Cezavidir. Belki olanaklarınız yoktu. Niye 8 dişimi çekiyorsun? 2 tane çek.